أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Peygamberlere devamla şöyle dedi. Onun hükümdarlığının alameti, size içinde Rabbinizden bir sekine ile Musa ve Harun'un manevi mirasından bir bakiyenin bulunduğu ve meleklerce taşınan bir sandığın gelmesidir. Eğer iman etmeye niyetliyseniz, bunda elbette sizin için delil vardır. Nuh'a ve ondan sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyettik. Davud'a da Zebur'u verdik. Biz ona, İshak ile Yakub'u ihsan ettik. Ve her birinin nübüvvete erdirdik. Daha önce de Nuh'u ve onun neslinden Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u da nübüvvete erdirdik. Biz iyi hareket edenleri işte böyle ödüllendiririz. İman ettik dediler. O Rabbül Alemine, Musa ve Harun'un Rabbine. 30 geceyi ibadetle geçirmesi ve Tevrat'ı almaya hazırlanması için Musa ile sözleşip onu huzurumuza kabul ettik. Sonra 10 gece daha ilave ettik. Böylece Rabbinin belirlediği müddet tam 40 gece oldu. Musa kardeşi Harun'a, kavmim içinde benim vekilim ol. Onları güzelce yönet ve sakın müfsitlerin yoluna uyma dedi. Musa pek öfkeli ve üzgün olarak halkına dönünce, benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini çarçabuk terk mi ettiniz dedi ve levhaları yere bırakıverdi. Kardeşini başından tutup kendisine doğru çekmeye başladı. Harun ise ona, ey annemin oğlu dedi. İnan ki bu millet beni fena halde hırpaladı. Neredeyse beni linç edip öldüreceklerdi. Ne olur düşmanlarımı üstüme güldürme. Beni bu zalim milletle bir tutma. Rabbinin Adem evlatlarından misak aldığını da düşünün. Rabbin onların bellerinden zürriyetlerini almış ve onların kendileri hakkında şahitliklerini isteyerek ben sizin Rabbiniz değil miyim buyurunca onlar da elbette diye ikrar etmişlerdi. Kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu. Yahut, ne yapalım, daha önce babalarımız Allah'a şirk koştular. Biz de onlardan sonra gelen bir nesil idik. Şimdi o batılı başlatanların yaptıkları sebebiyle bizi imha mı edeceksin gibi bahaneler ileri sürmeyesiniz diye Allah bu ikrarı aldı. Onlardan sonra da Firavun ile ileri gelen yöneticilerine Musa ile Harun'u delillerimiz, mucizelerimizle gönderdik. Ama onlar büyüklük taslayıp, kabul etmeyi kibirlerine yediremediler ve suçlu bir halk oldular. Ve rahmet ve keremimizden, kardeşi Harun'u da nebi olarak ona ihsan etmiştik. Bana da ailemden birini yardımcı kıl, Harun kardeşimi. Kız kardeşin, denizden seni alanların yanına varıp, ona iyi bakacak birini size buluvereyim mi? Diyordu. Böylece seni annene kavuşturduk ki, gözü aydın olsun, üzülmesin. Derken, sen büyüdün. Bir adam öldürdün de, biz seni o sıkıntıdan kurtardık. Seni ey Musa, türlü türlü imtihanlarla sınayıp yetiştirdik. Bu yüzden de, yıllarca Medyen halkı içinde kaldın. Sonra da takdirimizle buraya geldin. Doğrusu Harun onlara bundan önce ey milletim dedi.
siz bu heykel ile imtihana tabi tutuldunuz. Şu kesindir ki, sizin Rabbiniz Rahman'dır, çok şefkatli ve merhametlidir. O halde beni izleyin ve emrime itaat edin. Musa, döndüğünde bu durumu bilmediğinden, Harun dedi. Onların saptığını gördüğünde, benim izimce gelmene ne mani oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin? Deyip, onu sakalından tutarak çekmeye başladı. Biz Musa ile Harun'a, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için, bir ışık ve öğüt olan Furkan'ı, hakkı batıldan ayıran kitabı verdik. Sonra da Musa ile kardeşi Harun'u, ayetlerimizle ve apaçık delille Firavun ile ileri gelen yardımcılarına gönderdik. Onlar da hakkı kabulden kibirlendiler. Zaten onlar kendilerini çok büyük gören bir zümreydi. Gerçekten biz Musa'ya kitabı verdik ve kardeşi Harun'u da ona yardımcı yaptık. Ya Rabbi dedi, korkarım ki beni yalancı sayarlar. Benim de göğsüm daralır, dilim tutulur. Onun için Harun'a da risalet ver. Rabbül alemine, Musa ile Harun'un Rabbine biz de iman ettik, dediler. Kardeşim Harun'un ifadesi benimkinden daha düzgündür. Onu da benimle beraber yardımcı olarak görevlendir ki, beni tasdik etsin. Doğrusu beni yalancı saymalarından endişe ediyorum. Biz, Musa ile Harun'a da nübüvvet vererek ihsanda bulunduk. Onları da milletlerini de müthiş bir gaileden kurtardık. Hem onlara yardım ettik de, galip gelenler onlar oldular. Kendilerine gerçekleri apaçık gösteren o kitabı verdik. Onları doğru yola ilettik. Sonraki nesiller içinde onlara da iyi bir nam bıraktık. Selam olsun Musa ile Harun'a.